O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ahval ve mesabine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırsla bakan belki 70 nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kal'an, kuvvetli siperin, silahın ve kal'an, kalen, uhuvvet-i İslamiye'dir. Evet. Bu kalay-i İslamiye'yi, bu İslam kalesini küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hılaf-ı vicdan, vicdana muhalif ve ne kadar hılaf-ı maslahat-ı İslamiye ve İslamiyet'in maslahatına aykırı olduğunu bil, ayıp. Hayır. Evet. Demek ki bu düşmanlar sadece ordu manasında ya da farklı bir ülke manasında düşman olarak addedilmesin. Hastalıklar, musibetler, felaketler, arzi problemler, açlıklar, ondan sonra bu manadaki işte kıtlıklar, bütün bunların hepsi de o düşmanların içerisinde sayılabilir. 70 nevi düşmanlar var diyor ya. Evet. Dolayısıyla bütün bunlara karşı nasıl dayanacağız? Mesela bir İslam ülkesinde bir problem var. Ne var? Kıtlık var mesela Afrika'nın bir ülkesinde. O kıtlığa karşı yine Uhud-i İslamiye ile biz karşı koyabiliriz. Evet. Bu bir. İkincisi bir yerde diyelim mesela bir hariçten bir zalimin tasallutu var. Nasıl karşı koyabiliriz? Uhud-i İslamiye ile. Birbirimize karşı isnat ederek, muhabbetimizi pekiştirerek, Allah için birbirimizin sıkıntısını kalp ve ruhumuzda hissederek mesela. Savaş tekniği var biliyorsunuz. Bir savaş tekniği var. Mesela bazen bakıyorsun kalenin dışına bir miktar askerin çıkıp bir mesele halletmesi gerekiyor. Ama dışarıda da düşman fazla. Burada her hemen hemen ordunun ya da her bir komutanın kabul ettiği bir teknik var. Bunlar zırhlarını giyerler. Ellerine mızrakları alırlar. Ciddi manada kenetlenirler. Ve önlerine de siperleri koyarlar. Ve o manada yürürler, birisini kurtarmak için ya da bir işi yapmak için birbirlerinden ayrılmazlar. Ayrıldıkları vakit aralarına düşman az bir girdi mi perişan edecek o topluluğu. Bunlar bir halka gibi yaparlar. Omuz omuza verirler. Her taraftan gelecek düşmana onlar hem isnat ettikleri için karşı koyuyorlar hem de mızraklarıyla da karşı düşmanı bu manada rahat bir şekilde yarabiliyorlar. Bu bir tekniktir. Dolayısıyla sayımız az bile olsa, düşman fazla bile olsa bu manadaki bir tekniği üstadımız diyor yapın. Birbirinize karşı tesavvüt ederek, omuz omuza vererek, el ele vererek, birimiz hepimiz de birimiz için sırrını kalbimize yerleştirerek siz düşmanı yarabilirsiniz. Bunu yapmadığımız vakit düşman az, siz fazla bile olsanız o düşman sizi dağıtır. Aynen bütün aza ve cihazatımızın bir ruhun etrafında toplanıp İttifak etmeleri gibi. Aynen öyle. Evet.